Aşağıdaki görselde iki farklı yaşam alanında yaşayan iki tür benekli semender gösterilmiştir. Bu semenderlerle ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar farklı adaptasyonlar göstermiştir. İki farklı yaşam alanında olduğu yukarıda söylüyor zaten. O yüzden aynı ortamda diyemeyiz. Bunu eledik. 2. Bir tür semender kendini diğer türe benzeterek kamufle olmuştur. İki tür benekli semender, yani ikisi de zaten semender, başka bir tür değil. O yüzden bunu da eliyoruz. Benek sayılarının farklı olması bulundukları ortama uyumları ile ilişkili olabilir. Olabilir dediği için evet olabilir. Çünkü hem ortamları farklı hem benek sayıları farklı. Demek ki olabilir. 3'ü aldık. 4. Aynı türe ait varyasyonlarıdır. Canlının varyasyonlarıdır. Bakıldığı zaman evet türü aynı, şey biraz farklılık gösteriyor. O zaman aynı türe ait canlının varyasyonlarına da doğru diyebiliriz. Bu durumda doğru cevap B seçeneği ve 4 olur. Suda yaşayan bir memeli olan balinalar bazı özellikleri bakımından balıklara benzerler. Örneğin vücut şekilleri balıklar gibi sivri bir yapıya sahiptir. Suyu itmek için balıkların yüzgeçlerine benzer paletleri vardır. Verilen bilgilerden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Canlıların geliştirdiği adaptasyonlar üremesinde, hareket etmesinde ve beslenmesinde canlıya fayda sağlar. Burada evet belki hareket etmesindeki adaptasyondan bahsedilebilir ama üremesiyle ilgili, yani tamamen bu cümleyi kapsayan bir durum. B. Canlılar yaşadıkları ortamda diğer canlılarla mücadele içindedirler. Doğru bir cümle ama burada da balıklarla mücadele ediyor şeklinde bir ifade yok. C. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterir. Burada yukarıdaki anlatılanla benzerlik gösteriyor. Çünkü yukarıda balina ve balıklar farklı tür ama benzer adaptasyonlar göstermişler. Balinalar da balıklar gibi işte yiyitmek için yüzgeç kullanıyor. Aynı şekilde vücutları da balıklar gibi sivri olduğu söyleniyor. O yüzden bu çıkarım yapılabilir. Doğru cevap C'dir. D'de bazı canlıları taklit ederek hayatta kalma şansı var. Burada tabii ki böyle bir durum yok. Doğru seçenek C'dir. Madagaskar'da bilim insanları 30,5 santimetrelik bir hortumu olan ve bir tür orkide bitkisinden beslenen bir güveye rastladı. Orkide 27,9 santimetre uzunluğunda nektar üreten bir tüpe sahiptir. Tüpün içine hortumunu sokan güve bitkinin ürettiği nektar ile beslenebilir. Güvenin orkide bitkisiyle beslenmesi için sahip olduğu uyum amacı itibariyle durumlarından hangileriyle benzerlik gösterir? 1. Lemurların ağaç dallarındaki böcek larvalarına ulaşmak ve çıkartmak için özel parmağını kullanması. Bununla benzerlik gösterir. Yine amaç beslenmek ve bir uzuvunu ve bir canlıyı yemek için kullanıyor. Ve bu uzuvu gayet de işlevsel burada olduğu gibi. 2. Gözleri yetinince görmeyen yarasaların karanlık ortamda ise sese karşı duyarlı olması. Bu beslenme ile de işte kendi özel bir uzuvuyla da alakası yok. O yüzden bu benzer değil. 3. Laibya türü yengeçlerin salgıladıkları zehirler sayesinde düşmanlarını kendisinden uzak tutmaları için deniz anemonlarını kullanması. Burada bir canlı başka bir canlıyı kullanarak bir iş yapıyor ama bizim örneğimizde kendi uzuvunu kullanarak ona uygun bir uzuv geliştirerek yapıyor. Yani bu da o kadar benzer değil. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir bu. Canlıların adaptasyon özelliğine varyasyonların olumlu etkileri de vardır. Bir araştırmada A, B, C ve D türü bakteri toplulukları incelenmişti. Varyasyonların olumlu etkileri varsayıldığında ortamdaki değişikliklere uyum sağlayabilecek bireylerin olma ihtimali en fazla olan bakteri türü hangisi? Bakteri türlerine baktığımız zaman genelde birbirinin aynısı türler var. Şurada iki farklı var. Biraz koyu, biraz açık. Burada çizgili ve çizgisiz. Burada hepsi aynı. A'da ise siyah, beyaz, yeşil çizgili, yani 3 tür A tür bakterisi var. Bu da varyasyonun çok olduğunu gösterir. Madem varyasyon bir ortama uyum sağlama özelliğinin arttırıcı özelliğe sahipse, durumda A'daki canlı, yani A'daki bakteri en fazla uyum sağlama ihtimaline sahiptir. O yüzden doğru seçenek A seçeneği.
Aşağıdaki görsellerde bir kutup tilkisinin aynı yılın farklı zamanlarındaki görüntüsü gösterilmiştir. Temmuz ayında, bir de Ocak ayında gösterilmiştir. Kutup tilkisinin görüntüsünde değişimle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Kürk rengini belirleyen genin ortam koşullarına göre işleyişi değişmektedir. Bakıldığı zaman evet işleyişi değişmiş. Çünkü farklı farklı renklere bürünmüş. Bu ifade doğrudur. 2. Kürk renginin yıl içinde değişiyor olması bu özelliğin birinin genotipinde etkili olmadığını gösterir. Yani bu değişim genotipi değiştirmez diyor. Evet bu ifade de doğru. 3. Kürk rengi varyasyon sağlamış bir doğal seçilme örneğidir. Hayır, bu ifade doğru değildir. Kürk rengi varyasyon olması için bir türün farklı bireylerinde olmalı ama burada zaten aynı canlıdan bahsediyoruz. O yüzden 1 ve 2 doğrudur. 3 yanlıştır. Doğru seçeneğimiz de B seçeneği. Koyu renkli güveler genellikle çam ağaçlarının gövdesinde dinlenirken açık renkli güveler genellikle kavak ağaçlarının gövdesinde dinlenirler. Kavak ağacında açık renkli, çam ağacında koyu renkli güveler. Buna göre bir bölgedeki tüm kavak ağaçları kesilirse aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Avcılar açık renkli güveleri daha kolay fark edeceğinden açık renkli güve sayısı zamanla azalacaktır. Kavak ağacında açık renkliler vardı. Kavaklar olmadığına göre bu açık renkli güveler çam ağacına yani daha koyu bir ortama gidecek. Koyu ortamda da fark edilecekler renk farkından dolayı ve kolay av olacak. A'da da bunu anlatmış, o yüzden doğru cevap A seçeneği. B açık renkli güve sayısı zamanla artacaktır. Yanlış. Açık renkli güveler daha çok hayatta kalacağından cümlenin başlangıcı yanlış. Açık renkli güveler çam ağaçlarında dinlenecektir ve toplam güve sayısı artacaktır. Açık renkliler av olacağı için toplam artmayacak, zamanla azalacak. Doğru seçeneğimiz de A seçeneği. Bilgi kutusu, canlılar kendilerine zarar veren bazı etkilere karşı yaşama yeteneği geliştirebilir. Örneğin, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotik ilaçlarına karşı direnç kazanan bazı bakteriler genotiplerinde meydana gelen değişimler ile sağlanan özellikleri sayesinde bu ilaçlardan artık etkilenmeyebilir. Aşağıdaki görselde bir antibiyotik uygulamasına maruz kalıp genotipleri değişen bir bakteri popülasyonundaki bazı bakteriler temsil edilmiştir. Bakterilere baktığımız zaman antibiyotiğe direnç seviyelerinin renkleri gitgide daha çok gözükmeye başlar. Örneğin işte mor ve koyu mavi diyelim. Bunlar daha fazla vardır. Başta sarı yani direnci az olanların. Bakalım. Bakteri popülasyonunda meydana gelen değişim ile aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Uygulama ile direnç gelişmesinde bakteri genlerinin yalnızca işleyişindeki değişimler etkili olmuştur. Bilgi kutusuna da baktığımız zaman bir işleyişi değil, direkt olarak genotiplerindeki değişimden bahsediyor. Burada işleyişi dediği için yanlış seçenek A seçeneği. Diğerlerine de bakarsak uygulama ile bazı bakteri genlerinde yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Doğru. Uygulamadan önce ilgili ilaca direnç gösterebilecek bakteriler bulunmaktadır. Baktığımız zaman direnç seviyesi en yüksek olan ilk başta da vardır. Burada da öyle diyor. Bu ifade doğrudur. D. Uygulama sonucunda bakteri popülasyonunun uyum gösterebilen bireyleri hayatta kalabilmiştir. Bu da doğrudur. Yanlış seçeneğimiz A seçeneği.